Herkese merhaba. Bugün yine bir filtre kahve makinesiyle sizlerle beraberiz. Fakir'in KM1011 model filtre kahve makinesinin incelemesini vereceğiz. Kısa bir incelemesini. Kahve makinesinin su kapasitesi 1,25 litre. Fincan olarak da 8 ila 10 fincan arası kahve yapabiliyorsunuz. Kutusunun yan tarafında da cihazın özelliklerini belirtmiş. Burada da bahsettiğimiz gibi 1,25 litre su kapasitesi, 8-10 fincan kahve yapabilme özelliği, sıcak tutma özelliği, damlatmama özelliği, yıkanabilir filtresi. Su seviye göstergesi ise cihazın dışında bulunmuyor. Su haznesinin içinde minimum maksimum olarak yazıyor. Otomatik sıcak tutma özelliği belli süre sonra kapanıyor. Cihazı da kısaca inceleyelim. Su haznesi gördüğünüz gibi 10 litre fincan kapasitesi var. Plastik kalitesi olarak ekonomik bir cihazın plastik kalitesi gibi diyelim. Ama tabii pahalı bir cihazdan olan beklentinizi de bu karşılayacak nitelikte filtre kahve rahat rahat yapıp kullanabileceksiniz. Alt hazne güzel kaliteli camdan yapılmış. Etiket değerine bakacak olursak kahve makinemiz 800 watt gücünde. Power tuşumuz ışıklı. Aç kapa. Kahve koyma haznemiz yana doğru açılıyor. İçinde yıkanabilir filtresi de var. Komple yerinden çıkartabiliyorsunuz. Ve bu şekilde yıkayıp yerine takılması kolay oluyor. Cihazla daha önce bir iki sefer kahve yaptık. Filtrenin rengi değişti gördüğünüz gibi. İçinde yıkanabilir filtre var. Ancak yıkanabilir filtreden ziyade normal kağıt filtre kullanımını öneriyoruz. Çünkü onda kahvenin demi daha güzel çıkıyor. Su haznesi 1,2 litre ancak dışında bir su seviye göstergesi yok. Ancak su haznesinin içinde minimum maksimum gösterge işareti var. Onun dışında herhangi bir su seviye göstergesi yok cihazın dışında. Biz şimdi 2 fincan kahve yapacağımız için 2 fincan su ilave edeceğiz. Cihazın ilk kullanmadan önce yıkanması gerekiyor. Onu daha önceki videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Onu tekrar göstermiyoruz. 2 fincan suyumuzu koyduk su haznesine. İçinden plastik süzgü çıkıyor. Plastik süzgü yerine kağıt filtre daha mantıklı. İsteğinize göre içine istediğiniz miktarda kahve koyabilirsiniz. Biz şimdi deneme olarak az bir miktar bir kahveyle deneyeceğiz. Cihazla beraber içinden kaşık çıkmadı. Kahve ölçeği çıkmadı. Aslında olsaymış iyiymiş. Kaşık yoktu içinde. Kendinize göre bir ölçü belirleyip ona göre koyabilirsiniz. Biz 2 fincan için bir kaşık koyduk ama bu az oldu. Kahvenin markasına veya cinsine göre bu değişebiliyor. Kendi damak zevkinize uygun kahve miktarını ayarlayın. Şimdi cihazımızı kapatıp çalıştıracağız. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de yanında geliyor her cihazda olduğu gibi. Kahve makinesinin kahveyi yaptıktan sonra sıcak tutma süresi kılavuzunda 40 dakika olduğu gösteriyor. 40 dakikadan sonra cihaz kapanıyor. Zaten 40 dakikadan sonra kahvenin kokusu değişir. Şimdi cihazı power tuşuyla şu anda kahveyi aktarmaya başladı. Kahve demlenmeye başladı. Burayı çok uzatmaya gerek yok. Direkt sonlarına bakalım. Damlama önleme sistemi cam hazneyi aldığınız zaman damlamaması lazım ama tabii az bir şey damladı. Genelde damlatma yapmıyor ama ilk aldığınızda belki çok hızlı çekerseniz biraz damlatabilir. Onun dışında sorun yok. Yaklaşık 2 fincan kahve 4 dakikada hazır oluyor. Uygun fiyata, fakir kalitesiyle kullanabileceğiniz bir cihaz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.